Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Seyyidül Enbiya, Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu için. Bütün sahabe-i kiram ve ulema-i amilin, sulahay-i salihinin, müellifin, musannifin, muhaddisin, şurrah ve muallikinin, müellifinin ruhları için. Hoca efendilerimizden ahirete intikal edenlerin ruhları için, bu müesseselerin yapılmasında ve devamında emeği geçip ahirete göçmüş olan ashab-ı hayratın ruhları için, her birimizin, bütün geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha. وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ تَقْسِيمِ الْاِعْرَابِ اِلَى الْحَرَكَةِ وَالْحَرْفِ İrabı, hareke ve harf kısımlarına taksiminden farig olduktan sonra, öyle bir taksim ikiye ayrılır hareke ve harf diye bir başlık atmadı ama fel mufredül munsarifu diye başlayınca irabı harekeli olanları anlattı. Ehuke ebuke'den itibaren de irabı harflerle olanı anlatmış oldu. Sonuçta irabın harekeyle veya harfle olduğu anlaşılmış oldu. Bir önceki dersimizde de sizinle paylaşırken dersi ne demiştim? Hareke-i mahze ve huruf-u mahze. Burada anlattığı bölümde hareke-i maal-i hazif, huruf-u maal-i hazif olmaz. Çünkü onlar fiille alakalıdır. İbn-i Hacip prensipli bir insandır. İsim bahsinde sadece isimden. İrabı anlatırken isim bahsinde anlatıyorsa isimdeki irabı anlatmış oluyor. Dolayısıyla bizim avamil ve izharda hareke-i mahze olarak bildiğimizi ve huruf-u mahze olarak bildiğimizi adını hareke-i mahze, huruf-u mahze zikretmeden tafsilatlı olarak fel mufredül munsarifu diye anlattı. Dolayısıyla orada irabın hareke veya harfle olduğunu ve kısımlarıyla nerelerde olduğunu o kısımlarıyla beraber ve lemma feraga min taksimil i'rabi ilel hareketi vel harfi. Daha neden fari oldu? Taksimden fari oldu. Ve beyani mevâdi'ihima. Bu harekenin yerlerini de söyledim. Yani zamme, fetha, kesre nerededir? Müfred munsarifi, cem mükesseri munsariftedir. Zamme, fetha, fetha nerededir? Gayri munsariftedir. Zamme, kesre, kesre nerededir? Cem-i önne salimdedir. Ve helümme cerra. El muhtelifeti. Bunları beyan ettikten sonra şer'a fi beyani mevâdi'in i'râbil lafziyye ve takdiriyye. İ'râbil lafziyinin ve takdirinin beyanına başladı. İrab-ı lafzı ve takdiri nereden çıktı? Ellezeyni uşire ila taksimihi. Ellezeyni öyle bir lafzı ve takdiri irab ki uşire ila taksimihi ileyhima. İrabın o iki kısma yani lafzı ve takdiri kısımlarına ayrıldığına taksim ayrıldığına işaret edildi. Fîmâ sebak. Ma sebekte. İrabın tarifini yaparken mehtelefe ahiruhu değil mi? Lafzan ev takdiren demişti. Burada lafzan veya takdiren yani irabı anlatırken muğrabin ahiri ne ile değişiyorsa lafzan veya takdiren ifadesi geçti orada. Dolayısıyla biz orada neyi anlamış olduk? İrabın lafzı ve takdiri kısımlarına ayrıldığını da anlamış olduk. Ellezeyni uşire ila taksimihi. Bu taksime taksimler de geçmişti arkadaşlar. İhtilafı anlatırken yani orada normalde taksim yapmadı. Yani irab ikiye ayrılır lafzıdır, takdirdir diye bir kısım yapmamıştı ama onun zımnında, izahın zımnında geçmişti. Ne gibi? Harekeyle harfleri anlatırken de irab ikiye ayrılır, hareke olur, harf olur diye bir başlık atmadı. Ama anlatmasından biz irabın hareke veya harf olduğunu, bu iki kısma munkısımın olduğunu anladık. İrabı anlatırken de مَخْتَلَفَ اَخْرُوا بِهِ لَفْلًا اَوْ تَقْدِيرًا diye bitirmiş olması irabın da lafzı ve takdiri kısımlarına ayrıldığını işin zımnında anlatmış oldu. Şimdi arkadaşlar burada اَلَّذ۪ينِ اُشِيرِ اِلَى تَقْسِيمِ اِلَيْهِمَا demesi Abdurrahman el-Cami Hazretleri'nin bu ifadeyi kullanması Musannif ileride İbn-i Hacib اَتَّقْدِيرُ فِيمَا تَعَذَّرَ كَعَسَنْ وَغُلَامِ وَالْلَفْضِيُّ فِيمَا عَدَاهُ diyerek et-takdiriyu marife olarak zikredecektir. Et-takdiru
Yani geride ahdi harici, geride geçen. Şimdi ettakdiru eliflem ahdi harici olunca geride geçti mi gerçekten? Böyle bir taksim yapılmış mı yani? Lafzı ve takdiri kısımlarına diye bir taksim yapılmış mı? Taksim yapılmamış ama uşira ila taksimihi ileyhima. İrabın bunlara taksimine işaret edildi. Fîmâ sebek. Demek ki bu ellezeyn uşir ila taksimihi ileriye bir hazırlık yapıyor. Nereye hazırlık yapıyor? İleride et takdiru zikredince elifle ahdi harici yapacak. Ahdi harici olunca o zaman yani mahud geride geçmişti yani. Çünkü et takdiru de ne yapamazsın? Elifle ahdi haricinin dışına alamazsın. İstiyarak falan yapamazsın onu zaten. Cins manasında da alamazsın. Dolayısıyla burada et takdiru den maksat, el lafzu den maksat orada zikredilen geride zikri geçen takdiri ve lafzı kastedilmiş olur. وَلَمَّا كَانَتْ تَقْدِيرِيُّ. Şimdi de İrab'da takdiri mi asıldır, lafzı mı asıldır? Öyleyse lafzıdan başlaması beklenirdi bu itibarla olaya baktığımız zaman. Halbuki İbn Hacib takdiriden başladı. Niye asıl olan lafzı olduğu halde takdiriden başladı? وَلَمَّا كَانَتْ تَقْدِيرِيُّ اَقَلَّ. Takdirinin kısımları azdır, uygulaması azdır. اَشَارَ اِلَيْهِ اَوَّلَا. Evvela ona işaret etti. Sümme beyyen ennel lafziye ma adahu fekal. Onun azlığına işaret ederek ne yapmış oldu? Fekal et takdiru dedi. Demek ki takdiri irabı tercih etmesinin sebebi belli oldu. Et takdiru ey takdirul i'rabi. Burada eliflem muzafileyhden ibazdır. Takdirul i'rabi demektir anlamına geldiği gibi. Yani geride geçen irabın takdir olması var ya, ahdi haricidir. İkisi de aynı neticeye gelmiş olur yani. Et takdiri takdirul i'rabi deyince eliflamı alıyor, bir muzafileh getiriyor oraya. Bu demek istiyor ki buradaki et takdirdeki eliflam muzaful ileyhten ivazdır. İrabi takdiri arkadaşlar ne bakımdan azdır? Yani zaptı çok kolaydır. Şurası şurası irab-ı takdiridir. İrab-ı takdiri izharda hatırlarsınız 7 kısma ayırmıştı onu. Ve izharın irab-ı takdirisi yani imtihanlarda biraz problem olurdu. İrab-ı mahkisi vardı. Arkadaşlar İzharda kaç sayfadır bilmiyorum ama yani birkaç sayfa tutmuştu irab-ı takdiri anlatırken. Ama göreceksin ki kafiyede irab-ı takdir et takdiru fîmâ te'addere ke'asan ve gulâmi evis tüskile ke'kâdın raf'an ve cerran ve nahvu muslimiyye raf'an bitti. İrab-ı takdiri iki tanedir diyecek. Bir, irabın aşağı çıkması mütaaddir olan yer. İki, müstethkıl olan yer diyor. Yani irab-ı takdiri İbn-i Hacib Hazretleri iki kelimeyle özetlemiştir. Dolayısıyla zaptı kolaydır. Zaptı kolay olunca önce onu söylüyor. Bunun dışındakilerin hepsi irab-ı lafzıdır. Yalnız burada anlıyoruz ki biz et-takdiru ey takdirul i'rabi fîmâ ey fil ismil mu'rabi diyor. Fîmâ o isimdeki değil. Demek ki bizim buradaki konumuz murab isimdir, mutlak isim değildir. Doğru mu? Çünkü mutlak isim olsa lafz-ı takdiri bir de mahallisi olur. İkiye ayrılmaz. Lafz-ı takdiri mahallisi olur. Demek ki biz burada hangi ismi anlatıyoruz? Murab olan ismi anlatıyoruz. Dolayısıyla fîmâ ey fil ismil mu'rabi. Fil ismil mu'rabi, murab isimde diyor. Bir defa arkadaşlar artık bunları bakınca söylemeden anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Fî mâdaki mâ'yı fil ismi diye tefsir etmesinden hemen tak diye ne anlıyoruz? Yusuf ne anlıyoruz? Mâ'nın eliflamla onu eliflamlı bir kelimeyle tefsir ettiğine göre oradaki mâ'nın ne olduğunu anlıyoruz? Mâ'yı mevsul olduğunu anlıyoruz. Doğru mu? Yani mâ'yı nekere bir kelime ile tefsir ederse mâ'yı mevsufu olur. Marife bir kelimeyle tefsir ederse mâ'yı mevsule olur. Fî mâ fil ismi isim. Ama buradaki mâ'dan maksat isimdir ama mutlak isim değil. Nedir? Bir de bir mâ'nın isim olduğunu nereden anlıyoruz? Biz zaten isim bahsini okuyoruz. Efendim fil ismil mu'rabi olduğunu nereden anlıyoruz?
Çünkü zaten biz muhrab ismi okuyoruz. Ayrıca lafzı ve takdirden ibaret olması bize neyi gösterir bunun? Muhrab olan isimle alakalıdır. Mebni de devreye girmiş olsaydı, yani mutlak isim olsaydı, o zaman irabı üçe ayıracağız. İrabi lafzı, irabi takdir, irabi mahalli. Ya Rabbi avamilde veya izharda, avamilde hani şey olarak geçiyordu böyle, taksimin adı zikredilmiyordu ama kısımlar zikrediliyordu ama izharda doğrudan doğruya zikredilmişti. Ya Rabbi hesebi sıfat icmalen üçtür. Lafzı, takdiri, mahalli. Ama biz burada mahalliyi zikretmiyoruz. Çünkü zaten biz muhrab isimden bahsediyoruz. Müfret Musarif'i anlattı, Cem Mükesir Musarif'i anlattı, Gayr-ı Musarif'i anlattı, diğerlerini de anlatmış. Ey takdiru li'irabi fîmâ ey fil ismil mu'rabi ellezî te'adderel i'irabu fî, öyle mi? Doğru mu arkadaş? Te'addere yok mu? Ben de te'addere yuttu da. Ondan sonra ellezî te'addere, değil mi? Arada başka ifade yok. Fîmâ te'adzere, müteadzir oldu. Müteadzir demek özürlü oldu. Yani mümkün olmadı demek. اَيْلَّذ۪ي te'adzere الْاِعْرَابُ ف۪يهِ. Orada İrab müteadzir oldu. Bakın arkadaşlar, اَلَّذ۪ي te'adzere الْاِعْرَابُ ف۪يهِ deyince, şimdi mamayı mevzuyla ya, buradaki zamiri gösterdi. Hani sıla cümlesinde bir rabıt olması lazım. O rabıtı gösterdi bize. اَلَّذ۪ي تَعَذَّرَ الْاِعْرَابُ ف۪يهِ. Hızvan anlaşıldı mı? Yani her isim mevzuyla sıla gerek. Her sıla cümle olması gerekir. Her sılaya da bir rabıt gerek. Mutlaka sıla cümlesini isim mevzuyla bağlayacak bir rabıt olması lazım. اَلَّذ۪ي تَعَذَّرَ الْاِعْرَابُ ف۪يهِ. Evet. اَيْ اِمْتَنَعَ mumteni oldu zuhuruhu. Zuhuru mumteni oldu. Nerede? Fî lafzihi. Lafzinde zuhuru mumteni oldu. Arkadaşlar, اَيْلَّذ۪ي اِمْتَنَعَ zuhuruhu. Zuhuru mumteni oldu. Bu ifadeyi niçin kullanmıştı? Bu tefsiri neden yaptı? Te'addere'yi eyledi. Ey imtena'a zuhuruhu diye tefsir etmiştir. Yani demek istemiştir ki burada aslında irab müteazir olmaz. İrabın zuhuru müteazirdir. İrabın kendisi müteazir değildir. İrabın, çünkü eğer irab müteazir olsaydı o zaman mahallen irab vermeyecektin ona veya takdiren irab vermeyecektin ona. Ne diyorsun sen? Diyorsun ki Câ'anil fetâ, el fetâ kelimesi takdiren marfu, hâlet-i rafi zamme ile hareke-i mahze ile muğrab, irab-ı tam, çünkü müfret musariftir. Eğer irabın kendisi mumteni olsaydı o zaman takdiren marfu diyemeyecektin. Merartu bil fetâ dediğin zaman takdiren mecrur diyorsun. Yani eğer burada irab mumteni ise takdire nasıl mecrur olacak? Demek irab mumtenidir demek, irabın zuhuru mumtenidir demektir. Bunun tevcihini yapmış oldu. اِمْتَنَعْ ظُهُورُهُ ف۪ي لَفْضِهِ وَذَٰلِكَ وَبَيَانُ ذَٰلِكَ demektir. Bunun izahı nasıldır? Yani lafızda zuhuru nasıl mumteni olur? اِذَا لَمْ يَكُنْ الْحَرْفُ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْاِعْرَابِ قَابِلًا لِلْحَرَكَةِ الْاِعْرَابِيَّةِ İrab mahallinde olan harf, irabla ilgili harekeyi kabul etmeyecek durumda ise o zaman orada teazzür var demektir. كَمَا فِي الْاِسْمِ الْمُعْرَبِ بِالْحَرَكَةِ الَّذ۪ي fi ahirihi elfun maksuratun, irabı harekeli olduğu halde ahirinde elfi maksura olan kelimede olduğu gibi sevaun kânet mevcudeten fil lafzı, isterse lafızda mevcut olsun, kelle asa bilhamit tarif ev mahzufeten biltikai sakineyni ke asan. Elfi maksura ile bitmiş olması meşhur olduğu için ona misal vermedi ama İki sakinden dolayı elifin hasfedilmesi ona göre biraz daha kapalı olduğu için ki asan diye ona misal vermiştir. Şimdi arkadaşlar, elif
hiçbir zaman elif dediğimiz hiçbir zaman hareke almaz. Ne zamme, ne fete, ne kesre. Elif ise daima sakin olup makabli meftu olmak üzere harf-i mettir. Elif nasıb halinde de ne yapmaz? Mesela ya ile vav nasıb halinde hareke alırlar. Len yermiye, len yavzuve. Doğru mu? Ma yermi, la yermi, len yermiye. Ya, vav, fete alırlar. Zamme ile kesreyi almazlar. Ağırdır bunların üzerine. Fakat elife gelince, elif de illetli harftir. Vav ya, elif. Elif ise daima sakin olup makabili meftuh olmak üzere harfi meddir. Tecvitte geçen ifade. Daima. Öyleyse mesela, radıye yarıda. Ma yarıda. La yarıda. Len yarıdaye. Doğru mu? Yanlış. Len yarıda. Len yagzuve. Len yarmiye. Ama len yarıda. Çünkü ya harfiyle mütarik makabili meftu olunca elife kalbedilir. Bu kuraldır yani. Anayasa kuralı gibi bir kuraldır bu. Öyleyse elif yapısı itibariyle hareketsiz olana deniyor. Binaenaleyh bir kelimenin sonunda muğrab bir hareke olan bir kelimenin sonunda elif varsa orada irab müteazzirdir. Nesi müteazzirdir? Açığa çıkması müteazzirdir. İrabın kendisi müteazzir değildir. Çünkü irabın kendisi müteazzir olsaydı ne derdik? Takdire merfudur, takdire mensuptur, takdire mecrudur diyemezdik. Elif-i meksure, niye bu elife elif-i meksure denmiştir? Elif-i meksure, harf-i met olarak biten elife deniyor. Bunun mukabili elif-i memdudedir. Memdude uzatıldığı için hamra'u, bagla'u, bu ise hubla, da'va, zikra, bu memdudenin mukabili olarak maksure deniyor buna. Bazıları buna elif-i maksure denmesinin gerekçesini maksuretün memnuatün anlamında kullanırlar. Memnua yani irabı taşımaya ben engellenmiştir yani. Açıktan aşağı irabı taşımaktan engellenmiştir. Bazıları böyle söyler. Maksureyi memnua manasında alırlar. Çok doğru sayılmaz bu. Çok doğru sayılmaz çünkü öyle olduğu zaman ulamiye de maksure demek lazım. Çünkü orada da ulamide mütekellim yasından muzaaf olunca mim ne yapamaz? Başka hareke alamaz. Ya'dan sebep mim ne oldu ulami derken ya'dan sebep mim kesrelendi. Şimdi cani ulami, raytu ulami, meratu bi ulami diyorsun. Burada irabın aşağı çıkması ağır mıdır yoksa müteazzir midir? Müteazzirdir. Ama buraya maksure denmiyor. Memnudur ama maksure denmiyor. Öyleyse elifin maksure denmesinin sebebi memnua manasında olduğundan dolayı değil, memdudenin karşılığı olduğundan dolayı. Yani bu bir elif çekilir. Memdude 2,5 elif daha fazla çekilir. Sebaun kânet mevcudeten fil lafzı. İsterse o elif lafızda mevcut olsun. Lafızda mevcut olsun demek arkadaşlar, buradaki lafızdan maksat telaffuzdur. Lafızdan maksat nedir? Telaffuzdur. Mesela kel asa. Şimdi el asa dediğin zaman lafızda var. Ne demek telaffuzda var demek? Asa deyince ağzını açıyor musun? Bir elif miktarı çekiyor musun? İşte lafız budur yani. Bilami tarifi. Çünkü lami tarif olunca tenvin olmuyor. Tenvin olmayınca elif de kendisini ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Ev mahzufeten biltikai sakineyni. Veya iki sakinden dolayı hasfedilmiş olduğunu düşünelim. Fark etmiyor. Ke asan, asan gibi. Şimdi asan da tenvin olunca, münekker olunca tenvin geldi. Tenvin gelince de elif ne oldu? Şimdi elif sakindi. Nunu sakin, şey de sakin. Tenvin de nunu sakindir. Bu sefer düşmüş oldu elif. Asan demiyorsun. Asan diyorsun. Burada dolayısıyla telaffuzda ne olmuştur? Elif düşmüştür. Telaffuzda yok çünkü. Asan de ağzımızdan elif çıkıyor mu? Çıkmıyor.
Burada dikkatinizi çeken ne olur arkadaşlar? Metinde el-asa zikredilmedi. Yani elifi meksurenin misali zikredilmedi. Elifi meksurenin mezkur olduğunun misali zikredilmedi. Hangisi zikredildi? Mahzuf olduğunun misali zikredildi. Yani bu çok yaygın olduğu için bunu söylemeye gerek yoktu buna. Nereye kafanı çevirdin her yerde görürsün bunu. Asan biraz daha izaha muhtaç olduğu için bit tenvini. Zaten elif lam olmayınca tenvin olur. Fe innel elifel maksurete fi sureteyni mezkur veya mahsuf olduğu suretlerde elifi maksura gayru kabiletin lil hareketi. Hareketi kabul edici değildir. Elif olduğu sürece hareke kabul etmesi mümkün değildir. Elif herhangi bir sebeple başka bir harfe dönüşürse, mesela hemzeye dönüşürse o zaman hareke kabul eder. Ama elif, elif ise o zaman bunun hareke kabul etmesi mümkün değildir. Şimdi bunun için söyledim arkadaşlar. Elif bazı yerlerde hemzeye dönüşebilir mi? Dönüşebilir. Elif, elif olarak kaldığı yerlerde hareke kabul etmesi mümkün değildir. Ama suretini, hilkatini, tabiatını değiştirir de eliften başka. Mesela hemzeye dönüş. Hemze ne diyoruz? Harekeli olanlar diyoruz değil mi? Evet. فَاِنَّ الْاَلِفَ الْمَقْسُورَةَ فِي سُورَتَيْنِ غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلْحَرَكَةِ وَكَمَا فِي الْاِسْمِ الْمُعْرَبِ بِالْحَرَكَةِ İkinci, فِيمَا تَعَذَّرَيْهِ ikinci bir örnek veriyor. وَكَمَا تَعَذَّرَ وَكَمَا فِي الْاِسْمِ الْمُعْرَبِ بِالْحَرَكَةِ Yani mütaazir olduğu birinci yer elif-i meksure ile elif-i memdule ile bittiği yerdir. Bir de وَكَمَا فِي الْاِسْمِ الْمُعْرَبِ بِالْحَرَكَةِ Efendim hareke ile muğrab olan el-muzaf ila ya'il mütekellim mütekellim ya'sına muzaf olan nahvu gulami. Burada arkadaşlar ulamiyi anlatmadan önce dedi ki bir defa muğrab, hareke ile muğrab bir isim olacak. Yani mütekellim ya'sına muzaf olan ne olacak? Hareke ile muğrab bir isim olacak. El-muzaf ile ya'il mütekellim bir de mütekellim ya'sına muzaf olacak. Nahvu gulami, ulami. Şimdi ulami dediğimiz zaman burada ulam kelimesi nedir? Harekeyle i'rab alan bir kelimedir. Mütekellim yasına muzaf olmuştur. Ulami, cani ulami, raytu ulami, meratu bi ulami dersin. Burada mim ca'a gelmeden, amil gelmeden önce ulami, amil gelmeden önce mütekellim yası ulam kelimesini bitiştiğine göre mütekellim yası makabili ne ister? Sayı hafize. Kesre ister. Öyleyse burada ulamideki kesre ne için gelmiştir? Ya'nın hatırı için gelmiştir. Peki öyleyse hatta bu lazımdır. Yani başka türlü olmaz. Böyle olunca cani ulami diyoruz. Ca ne istiyor onu? Zamme istiyor. Ya ne istiyor onu? Kesre istiyor. Burada ya'nın dediği oluyor. Çünkü amil daha sonra geliyor. O zaman diyoruz ki cani'nin amel ettiği yer bunun mahalli, takdiren amel etmiştir burada. Takdiren merfudur diyoruz. فَاِنَّهُ لَمَّ اشْتَغَلَ مَا قَبْلَ يَاِ الْمُتَكَلِّمِ بِالْكَسْرَةِ Kesreyle meşgul olunca. Niye kesreyle meşgul oldu? Ulami'deki mi? لِلْمُنَاسَبَةِ Münasebetten dolayı. Ya ile aralarında münasebet olsun diye. Şimdi ulami ya kesreden doğmuştur. O yani ya olarak kalabilmesi ona ihtiyacı vardır. قَبْلَ دُخُولِ الْعَامِلِ Amil dahil olmadan önce neyle meşgul oldu? Yani ca'e gelmeden önce bir defa ulami mimin harekesini ya ne yaptı? Kiralamış oldu. Daha henüz amil gelmeden önce. فَاِنَّهُ لَمَّ اشْتَغَلَ مَا قَبْلَ يَا الْمُتَكَلِّمِ بِالْكَسْرَةِ الْمُنَاسَبَةِ قَبْلَ دُخُولِ الْعَامِلِ Amil gelmeden önce meşgul olunca اِمْتَنَعَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ حَرَكَةٌ اُخْرَى بَعْدَ دُخُولِهِ Amil dahil olduktan sonra başka bir harekenin dahil olması mümteni'dir. مُوَافِقَةً لَهَا وَمُخَالِفَةً İster muvafık olsun, ister muhalif olsun. Yani cani ulam, şimdi önce ulami. Önce kelime nedir? Ulamidir. Burada mütekellim yası ne yapmıştır? Mimi kesre istemiştir. Ve ulami olmuştur. Ulamun
da olsa, ulamin de olsa, ulamen de olsa, ulami olur. Ya gelince başka türlü olmaz. Şimdi daha sonra amil geldi, cani gulami dedik, raytu gulami dedik, meratu bi gulami dedik. Burada amil geldiğinde mimin harekesi kiralanmış. Mim ya'dan dolayı ne olmuş? Kiralanmış artık. Dolayısıyla bunu değiştiremediğine göre bir kelimenin, bir harfin üzerine iki tane irab harekesi icra edilemez. Hem ötredir hem esredir, olmaz yani. Dolayısıyla burada mumteni'dir, ikinci irabın aşağı çıkmaz. Peki, cani gulami de anladım, gulamun idi, ötre ile kesir olmaz. Raytu gulami de yine anladım, fethi ile kesir bir olmaz. Ama mertubu gulami de zaten amil ne yapmak istiyor? Cer yapmak istiyor. O zaman biz burada haleti cerinde lafzıdır desek ne mahsuru var? Yani bu sadece aldatma olur. Niçin aldatma olur? Çünkü ca'e gelmeden önce neyse, ra'ytu gelmeden önce neyse, ba'da gelmeden önce aynıydı. Dolayısıyla daha önceden bunun mimin harekesi ne olmuş? Bloka edilmiş. Amil gelince eğer meratu bi gulami'deki mimin kesresi ba ile gelmiş olsaydı irab harfidir derdik. İrab harekesidir derdik. Ama ba ile gelmedi, ba'dan önce geldiğine göre bu irab harekesidir diyemeyiz. Desen ancak mecazen söyleyebilirsin. فَمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ بَعْضٌ مِنْ اَنَّ اِعْرَابَ مِثْلَ هَذَا الْاِسْمِ فِي حَالَةِ الْجَرِّ لَفْضِيٌّ غَيْرُ مَرْضِيٍّ. Bu izahımızdan anlaşıldığı gibi bazıları haleti cerrinde irab-ı lafzıdır demişler ya, bu gayr-ı mardiyin, kabul edilmeyen bir görüştür. Gayr-ı mardiyin haberdir arkadaşlar. فَمَا ذَهَبَ muftedadır. Gayr-ı mardiyin de haber olmuş oluyor. Mutlakan, asan ile gulami mutlakan irab-ı takdiridir. Ne demek mutlakan? اَيْ فِي الْاَحْوَالِ الثَّلَاثِ üç halde. Yani kevnül i'rabi takdiriyen, İrab'ın takdiri olması, fi hadeyni nevaini bu iki nevide, minel ismil mu'rabi mu'rab isimden, innemâ huve fî cemî'il ehvâli, gayru muhtassin bi ba'dıha. Bütün hallerdedir, bazılarına has değildir. Şimdi mesela arkadaşlar, ben izhara göre örnek vereyim size veyahut da izhara değil, kâfiye göre vereyim size. Şimdi, câ'ani qâdîn, râytu qâdiyen, marâtu bi qâdîn dersin. Orada irab-ı takdiri bütün hallerde olmuyor. İki halde oluyor. Ama asan ve ulami gibilerde ise bütün hallerde irab-ı takdiri olmuş oluyor. Tamam? Evet. Mutlakan da neyi kastediyor? Üç hali kastediyor. Yani kemnül irab-ı takdiri fi hâdeyn nev'ani minel ismi urab innemâ hu fi cemî'il ahvali bütün hallerdedir. Gayru muhtasimi ba'daha. Hallerde neyi kastediyor burada? Refi nasip cer hallerini kastediyor. Evis tüsqile fîmâ te'adzere evis tüsqile veya sekil görülen yerdedir. Yani irab-ı takdiri nerede olur? Sekil görülen yerde olur. Evis tüsqile. Yani mumteni değildir ama doğrusu biraz ağır olur yani. Mesela cani qâdın yerine cani qâdıyun desen mumteni mi? Değil. Meratu bi qadın yerine meratu bi qadiyin desen mumteni mi? Değil. Ama istiskal var mı? Atun ala kavlihi taazzara. Demek fi ma taazzara ev istisqila. Burada matu ile matuf aleyh. Her ikisi fiil cümlesi olmakta. Her birisi fiil mazı olmakta birleşmişlerdir. Sadece malumiyet ve meçhuliyet açısından farklı olur. Fi ma taazzara ev istisqila diye burasını cem'i okuyor. اي تقدير الاعراب فيما تعذر او في الاسم الذي استثقل ظهور الاعراب في لفظه اي تقدير الاعراب اعرابın takdiri olması فيما تعذر işte mutaazir olan kısımda geçti veyahut da mutaazir değil de evi istithkıl ediyor ya bu onun kasimi geldi şimdi ya orası ya burası onun kasimi olarak geldi فيما تعذر mütaazir olan yer fi mütaazir oldu. Ev üst üste şimdi anlatıyor. Ev fil ismillezî efendim öyle bir isimde isimde ki el ismi nereden çıktı? Fi mütaazir o demekti değil mi? Fil ismillezî taazir demişti. Maime usulüydü. Burada bu da oraya matuf olduğuna göre aynı şey burada da geçerlidir.
Ey fil ismille fil ismillezî üstüthkile zuhurul i'râbi. Zuhurun i'râbın açığa çıkması sekil görülmüştür. Fî lafzıhî lafzında açığa çıkması sekil görülmüştür. Ve zâlike bu da اِذَا كَانَ مَحَلُ الْاِعْرَابِ قَابِلًا لِلْحَرَكَةِ الْاِعْرَابِيْتِ Yukarıda İrab hareketini kabul etmiyordu asende, değil mi? Burada kabul ediyor. Bu kısımda kabul ediyor. وَلَاكِنْ يَكُونُ ظُهُورُهُ فِي اللَّفْظِ ثَقِيلًا عَلَى اللِّسَانِ Lafızda zuhuru dile ağır gelir. Onun için mümteni'i demiyoruz da ne diyoruz? Sakil diyoruz. كَمَا فِي الْاِسْمِ الَّذ۪ي فِي آخِرِهِ يَاُنْ مَكْسُورٌ مَا قَبْلَهَا Ahirinde مَا قَبْلٍ مَكْسُورٌ يَا olan isimde olduğu gibi سَوَاُنْ كَانَتْ مَحْذُوفَةً بِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ كَقَاضٍ اَوْ غَيْرَ مَحْذُوفَةٍ كَالْقَاضِي رَفْعًا وَجَرًّا Haleti rafinde, haleti cerinde irab-ı takdir olur. Şimdi kadın kelimesi kadiyün idi. Ya üzerine zamme sakil, yani zammesini sakil görüp hasfettik. Kadiyün oldu. İki sakinden dolayı yayı hasfettik, temini makabine verdik, kadın oldu. Haleti cerinde, meratü bi kadın de bi kadiyin idi. Ya üzerine kesre sakil, yani kesresini sakil görüp hasfettik, kadiyün oldu. İki sakinden dolayı yayı hasfettik, kadın oldu. Tamam. Ne oldu burada arkadaşlar? Haleti rafinde ve haleti cerinde ya üzerine zamme ağır, kesre de ağır. Ağır geldiği için hasfedilmiştir ve irab-ı takdir olmuştur. Şimdi kadinde iki sakinden dolayı ya hasfedildi, doğru mu? Kadin idi, hasfedildi. El-kadî, câ'nil-kadî, râytul-kadîye, merâytu bil-kadî diyoruz. Orada ne yok? Tenvin yok, değil mi? اَوْ مَحْذُوفَةً كَالْقَاضِيمِ رَفْعًا وَجَرًّا حَالَةِ الرَّفِ ile cerinde اَيْ فِي حَالَةِ الرَّفِ ne demek istedi? Girdi, geçti ya, رَفْعًا اَيْ فِي حَالَةِ الرَّفِ dedi, مَفْعُلُ فِيْتِر dedi, işte, hal olma ihtimalinde vardı demiş, demedi mi geride? Ha? Yok yok. Yani رَفْعًا وَجَرًّا فِي حَالَةِ الرَّفِ diye tefsir etmesi var ya, فِي حَالَةِ الرَّفِ diye tefsir etmesi, bu raf'an ve ceren terkipte ne düşüyor? Mef'ulü fih düşüyor. Raf'an fi haleti rafi. Veyahut da hal olur raf'an merfu'an. Bu geride geçmişti, onun için sordum onu ben. Geride raf'an ve ceren fi haleti rafi diye tefsir etti. O fil haleti rafi diye tefsir etmesi, hatta tefsirini bırakın. Dedi ki bu mef'ulü fih olmak üzere mensuptur veya hal olmak üzere mensuptur demişti. Niye ref'an ve ceren arkadaşlar? Çünkü ref'i halinde zammedir, cer halinde kesledir. Ya üzerine zamme de ağır, kesle de ağır hasfedilmiş oluyor. La fi haletin nasbi, nasb halinde irab-ı takdiri değildir. Listisgari zammeti vel kesleti aleyyâi dünel fethati. Çünkü ya üzerine zamme ağırdır, kesre ağırdır ama fete ağır değildir. Ve nahnu muslimiyye ref'an diyecek. Müslimiye kelimesi de hali tarafında nedir? Takdiridir diyecek. Bir sonraki dersiniz kaçtı arkadaşlar? Ve nahvu müslimiyede kalsın bunun. Yani zor değildir ama izahı zaman alır. Müslimiye arkadaşlar hali tarafında nedir? Müslimune. Bu kelime aslı müslimunedir. Mütekelim yazısına muzaf olunca ne oldu? Nun düştü. Oldu muslimuye. Mütekellim yası bir kelime bitiştiği zaman bir yani o şiddetül imtizaçtan dolayı bir kelime gibi kabul edilir. Muslimuye denmiyor da burada müslimiye deniyor. Çünkü kelimede vav ile ya cem olsa, kassebagat ihlâhum alel-ukhrâ bir sükun olsa vav ya kalbedilir. Burada da bir kelime gibi kabul ediliyor. Muslimuye, muslimuye oluyor. Vav ve ya'ya dönüşüyor. Vav ya'ya dönüşünce vav ya sakin olup makabül mezmum olsa vav olur. Burada o zaman ya'nın binası sahih olsun diye makabülündeki zammeyi kesreye çeviriyoruz. Oluyor müslimiye, idam ediyoruz müslimiye oluyor. Şimdi hale tarafı vavdır bunun ama biz ne diyoruz? Cani muslimuye diyoruz. Vav yok orada, irab-ı takdir oldu. Ama haleti nasbinde zaten ne diyecektik? Raytu müslimiye diyecektik. Ya var orada, iki tane ya var, birisi olur. Ve
Bemeratü bi müslimiyye haleti nasbi ile cerri zaten nedir? Ya iledir. Orada problem yok. Bunu sadece haleti refi takdiridir. Çünkü haleti refi vav idi, vav yok orada. Ne diyorsun? Müslimiyye diyorsun. Haleti nasbi ile cerri ya ileydi. Ya var orada. O lafzı olmuş oluyor. Demek ki kadın gibiler. Kadın, cani kadın, ra'ytu kadiyen, meratu bi kadın, cani el kadı, ra'ytu el kadiye, meratu bil kadı. Üç halinden sadece ikisi takdiridir. Bir tanesi lafzıdır, o da haleti nasbidir. Ama müslimiyye, orada da i'rab sakildir. Müslimuye demek zordur. Sakil olduğundan dolayı ne olmuştur? Burada da ilal yapılmıştır. Müslimuye'deki vav ye'ye kalbedildi. Şuayb hangi gerekçeyle kalbedildi? Müslimuye'deki vav'ı ye'ye kalbettik. Hangi gerekçeyle? Kelime de vav ile ya cem olsa bu, önceden okuduğunuz ilallerdendir. Kelime de vav ile ya cem olsa, birincisi sakin, ikincisi hareket olsa vav ya kalbedilir. Mermiyun aslında neydi? Mermuyun idi. Hatırladınız mı şimdi? Mermiyun aslında neydi? Mermuyun idi. Nasıl ilal yapıyoruz orada? Vav ile ya, mermuyun. Vav ile ya cem oldu. Birincisi sakin, ikincisi harekeli olursa bu durumda vav ye'ye kalbedildi. Kalbettik, mermuyun oldu. Ya'nın, işte peki orada makabil mezmum olarak durursa, ya ya olarak duramaz, tekrar vav'a dönmesi lazım. Çünkü ya sakin makabil mezmum olsa ne olur? Vav'a kalbedilir. O zaman diyor ki ya'nın binası sayı olsun diye makamındaki zammeyi kesreye çevirdik. Mermuyun, mermuyun, mermiyun oldu. Yani bir kelime de vav ile yacem olsa, birincisi sakin, ikincisi harekeli olsa, vav daima vav ye'ye kalbedilir. Bu bir kuraldır. Onun için müslimune idi, mütekellim yası geldi, müslimuye oldu. Aslında bu iki kelimedir, bir mütekellim yası, bir de müslimune kelimesinden. Ama ya şiddetül imtizaç olduğu için bir kelime gibi kabul ediliyor adeta. Ne gibi? Nasara aslında iki kelimedir. Bir nasara fiili, bir de elif. Elif isimdir, nasara fiildir. Nasaru iki kelimedir aslında ama bir kelime sayılıyor. Efendim, tabi bunu izah önümüzdeki derste inşallah gelmiş olacak. Velhamdülillahi evvelen ve ahira.